Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda coordinator'lardan bahsedeceğiz. Coordinator pattern'dan aslında. Coordinator pattern nedir? Coordinator pattern daha çok bizim strong, mid ve senior yazılımcılar tarafından, developer'lar tarafından beklediğimiz, kullanmasını beklediğimiz bir yapıdır. Junior'lar ve daha yeni mid olmuş arkadaşlardan bu yapıyı kullanmasını çok beklemiyoruz. Tabii yaparlarsa onlar için çok büyük avantajdır bu. Hem işte hem interview'larda falan, iş görüşmelerinde. Ancak dediğim gibi daha çok biraz ileri seviye yazılımcıların kullandığı bir yapıdır. Coordinator pattern nedir? Şöyle, navigation controller'ları kullanıyoruz ya biz uygulamada. Show, present, pop. Coordinator pattern bu olayları handle eden bir class diyelim. Üçüncü parti class'ımız. Şimdi şöyle gösterelim. Bugünkü videoda ben coordinator pattern'ı MVC üzerinden göstereceğim. Yani MVVM olmayacak. Ancak bir sonraki videoda MVVM'i çok daha detaylı şekilde anlatırken coordinator pattern'ı da orada nasıl uygulayacağız ondan bahsedeceğiz. Bizim normalde controller'ımız ne iş yapıyor MVC'de? Hani navigation controller'ı, navigation action'ların aslında push'tur, present'tir, pop'tur, işte show bu gibi aksiyonları controller üzerinden yapıyoruz. Core data, networking connection falan hepsi, yani burada ayrı ayrı katmanlar, layer'lar yapsak da hepsi controller üzerinden hareket ediyor. MVVM'de bu view model üzerinden. Yani burada controller'da bir iş yükü daha çok oluyor tabii ki. Şimdi coordinator pattern burada bu navigation controller action'larını handle eden bizim bir helper class'ımız gibi de diyebiliriz. Aslında bir yapı, yani bu bir mimari. Bunu nasıl kullanacağız? Normalde bizim iki tane şöyle controller olduğunu düşünün. A ekranı, işte A controller'ı ve B controller'ı. A'dan B'ye biz nasıl iletişim kuruyoruz? Hatta kodla gösterecek olursak, bizim bu arada projemiz şöyle bir şey. Login'e tıkladığında login ekranına geçecek. Pardon, action'lar vermedik daha. Şeyle. Hani yeşil ekran login, register'a tıkladığında da buna gelecek. Biz bunu normalde nasıl yapıyoruz? İşte let controller storyboard show diyoruz ve nil. Normalde bu türlü yapıyoruz değil mi? Ve register içinde yapmamız gerektiğinde aynı işlemi bir daha yapıyoruz. Şimdi bu coordinator pattern niye kullanıyoruz? Yani bunu zaten kullanıyoruz. Ne var ki bunda diyebilirsiniz. Coordinator pattern'ı kullanmamızdaki sebep, şimdi her ekranımızda böyle 20-30 satırlık olmuyor. 800, 500, hatta benim bir controller'da 5000 satır gördüğüm projeler oldu. Hani o tür projeler karşınıza çıkacak da, çıkmış da illaki. Bu gibi durumlarda çok zorlanıyor insan ve işi de zorlaştırıyor aslında bu tarz yapmak. Çünkü A ekranına B ekranına gittiniz. Mesela buradan buraya gittiniz. Burada bir aksiyon yaptınız. O aksiyona göre bir pop aldı. Ancak arada bir present yaptı. O present geri döndü. Present'e tıkladığında şurada işte B'den C'yi present etti diyelim. Şöyle şuraya C yazalım. Controller C. C'yi present etti. B. C'de bir aksiyon yaptığında A'ya geldi. Bunların takibi inanılmaz zorlanıyor. Ancak coordinator pattern gibi bir yapılarda bunları çok daha rahat takip edebiliyoruz. Peki nasıl çalışıyor coordinator pattern? A'dan B'ye gideceksek A'dan coordinator'a bildiriyoruz. Coordinator B'ye gidiyor. B'den C'ye giderken de yine B'nin bir coordinator'ı olacak burada. Oradan da C'ye gidecek. C'den aksiyon aldığında da yine coordinator pattern üzerinden geri handle edecek ve bu işin takibi çok daha kolay oluyor. Şimdi başlayalım bunun kodlamasına. Şu view controller'ı çıkaralım. Bir tane coordinator folder'ımız olsun her zamanki gibi. Şimdi bizim bu coordinator'ımız protokol olacak.
Bu protokolün içinde ne olacak? Protokolün içinde ben en çok kullandığım, yani aslında olmazsa olmaz zaten, Navigation Controller. Navigation Controller. Şimdi burada şöyle Child Controller kullananlar da var. Controller. Child, pardon, Coordinator. Yanlış yazdık. Çünkü coordinator tipinde bir array oluyor bu. Şimdi bunun işlevi nedir? Bunu ben kullanmayacağım. Comment'i aldım. Göstereceğim. Hani anlatayım bunu size. Araştırırsınız, isterseniz kullanırsınız. Bu bir coordinator'dan, hani dedik ya, beynin de burada kendi coordinator olacak. Oradan C'ye geçecek falan. Burada bunları handle etmek için işte yenisinin geçişini ekliyorsun. Pop, pardon, push ettiğinizde ekliyorsunuz, pop ettiğinizde çıkarıyorsunuz falan. Yani stack'in takibini sürmek için aslında kullanılabilir. Ben çok ihtiyacım olmuyor, hani bunu kullanmıyorum. Bir de şöyle function start diye fonksiyon kullananlar da var. Start ne işe yarıyor? Şimdi dedik ya, bütün navigation'ı handle edeceğiz coordinator üzerinden. AppDelegate'den de başladığımızda root'u falan buradan coordinator üzerinden vereceğiz. İlk başta da, yani start onu bildiriyor aslında, root, setup root controller da diyebilirsiniz buna. Bunu da ben kullanmayacağım. Bunun sebebini şimdi birazdan göstereceğim. Main coordinator diyelim. İkinci bir klasımızı oluşturalım. Bizim main controller için olan coordinator'ımız. Şimdi bunu coordinator'dan extend edeceğiz. Extend ettiğimizde navigation controller'ımız olması lazım. Tabi optional olmadığı için bunu initialize etmemiz gerekiyor. Navigation controller self. Tamam. Şimdi ilk başta bizim root navigation controller'ımız, yani AppDelegate'de şimdi setup edeceğiz. Onu buraya göndereceğiz. Buradan da bütün app'in içeriğini, yani ekranlar geçtikçe bu navigation controller'ı hep sürekli ötüreceğiz. Hani bir sonraki, bir sonrakine göndererek app'in navigation yapısının hiçbir yerde kırmadan, bağlantıyı koparmadan bir root navigation controller üzerinden kullanmasını sağlayacağız. Şimdi start'ı ben, bu function start'ı burada elle yazacağım. O yüzden hani burada kullanmadım. Çünkü bir tane coordinator'ım olmayacak benim app'te. Birkaç tane coordinator'ım olacak. Hepsinde coordinator protokolünden extend edeceğim ama o function'ı her zaman kullanmayacağım. Şey, bu start fonksiyonunu. O yüzden start fonksiyonunu sadece biliyorum ki, mesela en azından bu projede main coordinator'ım benim AppDelegate'de kullanacağım ilk coordinator olacak. Onun için de start'ı kullanmam gerekiyor. O yüzden sadece main coordinator için yazdım. Şimdi burada yazacağımız şey main controller göstermek olacak. Şimdi biz normalde nasıl yazıyorduk? Storyboard şurada yazdığımız gibi, değil mi? Controller'dan çağırdığımızda öyle oluyor. Burada ise şunu yazmamız gerekiyor. Şimdi bunu da biraz toparlayacağız. Oraya geleceğim. Main controller, main controller, navigation controller, show controller, nil. Şimdi bunu gelip setup'ını AppDelegate'de yapalım. AppDelegate'de şimdi biz nasıl yapıyorduk? Windows üzerinden yapıyorduk, değil mi? Anca bizim projemiz, hani yeni oluşturduğumuz için ve projemiz 15 üzeri olduğu için SceneDelegate otomatik geliyor. SceneDelegate'i kullanmayacağım ben, o yüzden bunu siliyorum. Çok sevmedim ben SceneDelegate'i. Bir de o var. Şurada Window kullanacağız. Şimdi SceneDelegate'i projeden tamamen gerçek anlamda sildiğinizden emin olun. Yoksa çalışmıyor. Şimdi bir yeri eksik bırakarak devam edeceğiz. AppDelegate scene manifest. Info playlist'ten de bunu silmemiz gerekiyor. Bir tane eksiğimiz var. onu bilerekten bırakıyorum. Çünkü error'u, hani nasıl bir error alacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Root'u vermemiz lazım. Önce navigation şöyle yapsak, bunu kopyalasak olur mu?
Navigation Controller ve Coordinator'ımızı da eklememiz lazım. Main Coordinator, burada da Coordinator'ımız Main Coordinator diyoruz. Navigation Controller ve Root Navigation Controller'ımızı buradan belirlemiş olduk. Direkt buraya gelecek ve buradan da bir sonraki ekranlara pat 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 gidiyor. Şimdi bunu belirledik. Coordinator tabi Start'ı dememiz lazım. Main Controller'ımızı açması için. Ve Window'la ilgili işlemimizi yapalım. UI Window, Frame, UI Screen, Main Bound, Window, Navigation Controller, Window, Make Key Visible. Şimdi bunu yaptık. Şimdi ama şeyi unutmamamız lazım. Bizim Interface Builder'ı kullandığımız için Storyboard'u gelip buradan bunu silmemiz lazım. Tamam. Burası çalışıyor. Okey. Coordinator'ımızı verdik. Şimdi ne yapmamız lazım? Tamam. Coordinator'ımızı verdik. Şimdi şu main coordinator'da şu kısmı biraz azaltmamız lazım. Çünkü niye? Mesela şey yapalım. Show login diyeceğiz değil mi? Show login'e tıkladığımızda o da main coordinator üzerinden tabii ki gidecek. Şu kodları da temizlememiz lazım. Mesela show login controller diyelim. Bir tane de show register controller diyelim. Şunu düzeltelim. Şimdi bunun içine yazdığımızda hatta şuradan kopyalayalım. Şöyle. Değil mi? Bunu yapmamız lazım buradaki gibi. Şuradan da böyle yapalım, böyle yapalım. Şimdi aynı satırlar tekrar ediyor değil mi bak? Şu 19. satırdaki kod controller'ın ismi hariç hepsinde aynı kısımlar tekrar ediyor. Bunu bir aradan çıkaralım. Değil mi? Navigation'larımız kalacak. O artık lazım bize. Şu kısmı biraz toparlayalım. Daha basit bir hale getirelim. Onun için bir tane yeni bir dosya oluşturmamız lazım. Storyboarded. Şimdi bunu storyboard kullanmamızda ihtiyacımız var. Bu storyboarded klasına mı diyelim? Protokolümüz aslında da. Normalde storyboard kullanmadığınız zaman sadece işte controller'ın ismini hani şöyle yapmanız yeterli oluyor. Storyboard kullanmıyorsanız eğer hani şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu storyboard'u ilgilendiren bir yapı olduğu için bir protokolümüz olacak. Storyboarded diyelim. Bunun içinde bizim instantiate fonksiyonumuz olacak. İsmini farklı da verebilirsiniz ama şundan dolayı hani bu isimden dolayı instantiate vereceğim. Hani daha rahat anlaşılabilmesi için. Şimdi burada bizim storyboard name'ine ihtiyacımız olacak. String. String. Bunu da aslında bir enum yapsak daha iyi olur. Storyboard name diyelim. String olsun. Case main. Main. Burada da bu olsun. Daha rahat kullanalım. Extension. Şimdi story boarded. Tamam. Bunu kullanacağız. Şimdi burada return edeceğiz. Sadece şu kısma biraz ekleme yapmamız gerekiyor. Where diyeceğiz. Self UI view controller. Yani bu bir protokol olduğu için bir şeyleri eklememiz lazım burada bu self'in hangi tür olduğunu belirtmek için. O yüzden onun UI view controller tipinde olduğunu söylüyoruz. Controller ID diyelim buna. Ya da ID de diyebiliriz daha kısa olsun. String describing self.
String describing self dediği şey, yani bu aslında controller'ın ID'si ya. Biz controller'ın ID'sini daha önceki videolarda da söylediğimiz gibi class'la aynı vermemiz gerekiyor eğer storyboard kullanıyorsanız. Exhibit'te falan zaten otomatikman class'ın ismini alıyor vermeseniz bile. Storyboard'da böyle almıyor. Hani bunu sizin elle belirtmeniz gerekiyor. Ben yani uzun yıllardır böyle kullanıyorum. Class'ın ismini direkt storyboard ID gibi kullanıyorum. Bu gibi yani kendim için oluşturduğum yardımcı dosyalarda, yani class'larda, protokollerde çok daha rahat oluyor. Custom name verdiğiniz zaman işin içinden çıkmanız biraz daha zor oluyor. Ve hatırlaması da çok zorlaşıyor custom isimler verdiğiniz zaman. Şimdi benim şiddetle tavsiyem şuralara kesinlikle custom şeyler vermeyin. Class'ın ismiyle aynı olduğu zaman storyboard'u, hani coordinator yapısı kullandınız kullanmadınız. Mesela şuraya geldiniz. Name vereceksiniz ya. Hani ya ne vereceksiniz gerçekten şuraya? İsmi hatırlamadığınız zaman şimdi uygulamada 50 tane, ne bileyim 30 tane, 40 tane controller kullanıyorsunuz. Büyük bir proje yapıyorsunuz. Hepsinin controller'ın ismi aklınızda mı kalacak? Projeyi yaptınız, verdiniz. Ne bileyim bir ay sonra yeniden bir update yapmanız gerekti. Veya 2 hafta sonra hepsi ismin aklınıza mı kalacak o süre boyunca? Hayır, kalmayacak. O yüzden controller'ın ismini vermeniz her zaman iyidir. Bu gibi yardımcı class'larınızda da böyle daha kolay oluyor. Yoksa siz buradan bir tane daha name almanız lazım. Controller name falan uzun iş. Hiç gerek yok. Aynı şekilde şimdi siz ismi verdiniz diyelim. İsimler de aklınızda kalıyor. Müthiş bir zekaya sahipsiniz. Kalıyor ama siz projeyi verdiniz, başkası devam etti. Onu her defasında şu ID'lere gidip bakmaz veya diyelim onları bir class'ta tutuyorsunuz ve constant bir inam yaptınız vesaire. Her neyse her defasında oraya gidip bakması yani biraz daha zorlaştırıyor. O yüzden daha dinamik yapı kullanmanız daha iyi. Şimdi ne yaptık? Storyboard'u da aldık. Storyboard name'i kenardan aldığımız için inam'da olduğu için raw value'sun dedik. Bundle'ımız ana bundle. Bunu da belirttik ve return. Storyboard. Bu arada sesimden dolayı çok özür dilerim. Bir haftadır falan böyle bayağı hastayım. O yüzden hala toparlayamadım. O yüzden sesim biraz farklı gelebilir. Şimdiki instantiate diyelim. ID'miz şu yukarıdaki. ID, controller name de diyebilirsiniz. İsimler her zaman size bağlı. Self, self dediğimiz zaten UIView controller'ı geri return edecek. Burası tamam. Şimdi build edelim. Şuraya biraz bu syntax error'ı kaldıralım. Geri main controller'a geliyoruz. İşte main coordinator'a. Burada ne yapacağız? Main controller.instantiate. Çıkmama sebebi şudur. Her controller'ımız geri storyboard'dan extend edeceğiz. O zaman protokol olduğu için bunu buradan extend etmemiz gerekiyor. Ve diğerlerinde, çünkü diğerler için de kullanacağız. Instantiate dediğimizde bu kadar. Hatta şunu şöyle kopyalayalım. Şöyle yapalım. Böyle. Bu kadar. Çok daha rahat. Şimdi bir tane ekleme yapmamız gerekecek. O da nedir? Bizim main controller'da coordinator'ımızı almamız lazım. Onun da sebebi, şimdi biz burada bunları kaldıracağız ya, coordinator nokta show login diyeceğiz ve aynı zamanda coordinator nokta show register. Şimdi o let storyboard falan filan şeylerini kaldırıyoruz. O yüzden controller nokta coordinator'a da nokta self dediğimiz zaman yine bütün aksiyonları yapmış oluyoruz. Bu kadar. Daha basit bir yapı. Buradaki uzun kodlardan kurtuluyorsunuz. Bir coordinator üzerinden handle ediyorsunuz. Coordinator'ınıza nereye gitti, nereden geldi, buradan mesela bir değer göndereceksiniz veya callback mi olacak falan. Hepsini bunun üzerinden atayabilirsiniz. Veya login'e main controller'dan bir şey mi göndereceksiniz? Hemen burada model veya data, işte any tipinde falan veya dictionary. İstediğiniz tipi buradan alabilir, buradan verebilirsiniz controller'a ve bunun
Sizin için rahat yapısı hangi kontroller nerede nasıl alıyor bir class'ta gördünüz. Login'den geçtiniz diyelim home page'e veya profile var diyelim o uygulamanın içine girdiniz. Instagram gibi tab barlı bir yapı düşünün. Login oldunuz, girdiniz, tab bar, okey. Home page var, home page'in controller var. Orada ne var? Basıyorsunuz, mesajlara gidiyor. Basıyorsunuz, profile gidiyor. Şimdi profilde ayrı bir koordinatör olacak. Nedir? Ayarlara geçiyor. İşte story'leri açıyor. Ne bileyim settings'e gidiyor. Başka ekranlar geçiyor. Search'ten farklı yerlere geçiyor. Notifications'lardan farklı yerlere geçiyor. Hepsi için ayrı koordinatör yapıp çok daha rahat takip edebilirsiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar. Sorularınız olursa, yorumlarınız olursa aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basınız lütfen ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bu projenin linkini aşağıda açıklamada bırakacağım. GitHub linkini. Böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.